bu masalar kurulabilir. Yani bu süreçler öne çekilebilir diye söyleniyor. Hı hı. Dolayısıyla burada savunulan Esad'ın bir gün daha geç düşmesi değil. Elbette ki Esad düştükten sonra Esad'sız bir formül bulunur. Yani şunu söylemek lazım. Bugün de yine aynı şekilde bakın şimdi Şam'da bakanlıklara giriliyor, talan ediliyor, bir sürü düzensizlik var. Sonra bunlar, bu Selefi örgütler, HTŞ bugün için sanki kadınlara, özellikle kadınlara bir saldırıda bulunmayacakmış gibi görünüyor ama bu tablo hızla tersine dönebilir. Ayrıca İdlib'deki tablo gerçeğin, bu yansılığın çok daha dışında bir tablo. Dolayısıyla burada en nihayetinde oradaki Arap Alevilerin, oradaki Kürtlerin, oradaki bütün yapıların, Dürzilerin, mesela adı çok geçmiyor, Türkmenlerin, orada ve aynı zamanda tabii ki Sünni Arapların, yani SMO'nun temsil ettiği Arapların da olacağı, herkesin konuşacağı, herkesin aslında bir demokratik pota içerisinde barışa hizmet edeceği, savaşın biteceği bir süreci arzu etmiyor muyuz? Eğer Esad düşmemişse Esad'ın da bunun bir parçası olması gerekmez mi? Dolayısıyla bunu söylemenin, söylemenin nesi yanlış olabilir ki? Peki. Şimdi hemen Cemal Bey'e dönüyorum. Cemal Bey, burada mesela geçtiğimiz günlerde Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin dedi ki bizim babamız kim? İşte bu olayların hemen ardından söyledi bunu. Yani şöyle bir AK Parti kanadı şöyle bir tablo çizdi. Muhalefet de daha çok böyle eleştirdi. Yani 13 yıllık bir işte Suriye politikası hep eleştirildi. Ama şimdi işte bakın biz böyle dedik ama işte şu anda bizim dediğimiz gibi oldu. Suriyeliler geldi, misafirdi. Şimdi gidiyorlar. Bunu kim sağladı? Sayın Cumhurbaşkanı. İşte Gaziantep'te bu mesajlar verildi. Fatma Şahin de babamız kim diyerek de seslendi. Ne dersiniz? Nasıl yorumladınız? Dönüşleriyle ilgili de tabii ki. Tabii yani Fatma Şahin babasının kim olduğunu soruyorsa Fatma Şahin'e sormak lazım baban kim diye. Bizim babamız da belli, dedemiz de belli, atamız da belli. Bir sıkıntımız yok hamdolsun Allah'a. Fatma Şahin buradan Recep Tayyip Erdoğan'a şirin gözükmeye çalışıyor. Şu an bütün AKP'lerin yaptığı tek şey var. Recep Tayyip Erdoğan'a şirin gözükmek. Sadece AKP'lerin değil ha bu arada. Şu anda Gelecek Partili bazı arkadaşlarda da başladı. Mesela ismini vermeyeceğim. Bir milletvekili tweet atmış. Bu Kolani'nin resmini koymuş. Eski gençlik resmiyle. Şimdiki resmini koymuş. Kardeşim diyor, eski tartışmanın bir anlamı yok. Bak yenilenmiş diyor. Eski tartışmanın bir anlamı yok diyenler Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki doğumuna varana kadar uğraşacak kadar kirli kafalılar. Yani kendileri Cumhuriyet'in kurucusunu konuşmaya gelince eskiden bir türlü bugüne gelemeyen adamlar şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a şirin gözükmek için koloni neredeyse İngiliz asil sadesi ilan edecekler. Çünkü Amerika ve İsrail öyle istiyor. Tabii. İstediği için de bunlar böyle yapıyor. Fatma Şahin Suriyeliler geldikleri gibi geri dönecekler diyor. Hı hı. Bu ırkçılık değil mi? Irkçılık değil mi? O zaman siz de ırkçılık yapıyorsunuz geldikleri gibi geri dönecekler diyerken. Biz çünkü farklı bir şey demedik ki. Geldikleri gibi Murat Emir'de, Cemal Engürt'te geldikleri gibi geri dönsünler diyoruz. Hatta geldiklerinden daha iyi dönecekler. Niye? Geldiklerinde giyecek çamaşırları yoktu, oturacak evleri yoktu, çocukları ölmüştü, eşleri ölmüştü, babaları, anneleri ölmüştü. İşte kan ve barut belki içerisinde geldikleri bir Türkiye'de, bir düzen içerisinde, bir zenginlikte yaşadılar. İmkanları dahilinde çocukları en iyi hastaneler. Yani bizim insanımız hastanelere gidemezken Suriyeli bir ayrıcalıkla, Sayın Başkan aynı zamanda doktor, Suriyeliler hiçbir yere para ücret ödemeden gittiler. Bizim çocuklarımız üniversite imtihanlarında perişan olurken bunlar üniversitelere imtihansız girdiler. Çıksın girmedi desinler. Bizim çocuklarımız 110 bin tane genç şu an Türkiye'de denklik problemi yaşarken, yani dünyanın değişik ülkelerinde ailesi tarafından okutulmasına rağmen Türkiye'de YÖK denkliklerini tanımayıp sınavlara girip Suriyeli ve Iraklılar tek kelime Türkçe bilmediği halde 100 alıp denklik alırken bizim çocuklarımız denklik alıp bu ülkede bir türlü hayatlarını devam ettiremiyorlar. Hatta daha ileri gidelim, Suriyeliler ve Iraklılar geldiler bu ülkede, aslında dediler ki bizim diplomamız yandı, savaşta evimiz bombalandı, hiçbir şeyimiz yok. Devlet daireleri bombalandı ki hiç öyle bir şey yok.
Dolayısıyla bizim diplomamız geçerlidir. Ben diş doktoruydum, ben göğüs doktoruydum değil mi? Evet. Ben cerrahtım, evet. Ben avukattım değil mi? Diplomalar aldılar bu şekilde. Dolayısıyla bu ülkede geldiklerinden çok daha rahatlar. O zaman şimdi çok rahat gitmeleri gerekir. Geldikleri biz de, gibi de gitmiyorlar aslında gitmiyorlar diyorsunuz. Yani geldiklerinden daha iyi durumdalar. Fatma Şahin de bizim söylediğimizi söylemiş. Hatta bugün İçişleri Bakanı da aynı şeyi söyledi. Birçok bakan da aynı şeyi söylemeye başladı değil mi? Yani dinlendiriyorlar. Tabii Hakan Fidan Doha'da Hakan söyledi. Fidan da aynı sonra şeyi söyledi. Mecliste. Ama diyorum ya burada iktidar şunu yapmak istiyor aslında. Buradan dert gitmeleri kalmaları değil. Şu an iktidar Avrupa'dan gelen paranın kesileceğinden endişeli. Bunların gitmesinden yana bir sıkıntısı yok. Yani buraya Avrupa Birliği 13 yıl boyunca milyarlarca euroluk bir yardım gönderdi değil mi? Yani Angela Merkel hatıralarında ne dedi? Topu topu 500 euro verdik kişi başına dedi. 3 milyar euroydu. Kabul ettiler dedi değil mi? Ahmet Davutoğlu bir programda yalan konuşuyor falan filan. Yalan konuşuyor da belgeleyeceksin o zaman yalan konuştuğunu. O belgeliyor. Diyor ki ben şu kadar insana 3 milyar euro verdim diyor. Yani Almanya'da değil 3 milyar euro verdim demek. Uçak biletini bile şahsınıza kullansanız bu vekillikten istifa demektir. Yargılanırsınız. Angela Merkel 3 milyar euro Almanya olarak ben verdim diyor. Bunları tut ülkede diye değil mi? Şimdi bunların derdi bunların gitmesi. Zaten Recep Tayyip Erdoğan Sayın Başkan'ın da ifade etti ki Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı. Ya bunu hep es geçiyoruz gibi artık unuttuğumuzu zannediyorlar. Biz konuştukça da rahatsız oluyorlar. Büyük Ortadoğu Projesi neydi? Ortadoğu'yu 22 tane ayrı devleti böl, parçala, yut. Orada büyük bir İsrail'in öncülüğünde büyük bir Yahudi devletinin kurulmasının önünü aç. Şimdi bu işliyor, tıkır tıkır işliyor. Ama ilginçtir, bizim İslamcılar da seviniyor buna. Bizim milliyetçiler de seviniyor buna. İsrail de seviniyor. Yani İsrail de seviniyor, Amerika da seviniyor. Şimdi bugün İrfan Hakan Fidan'ı dinledim. Hakan Fidan Suriye'yi diyor işgal eden diyor İsrail'i kınıyorum diyor. Ben de kınıyorum. Murat Emir de kınıyoruz. Kınamak büyük bir yaptırım mı? İşgal eden diyor. Bakın şimdi bizi dinleyen hakikaten Cumhur İttifakı mensupları şöyle diyor. Ne İsrail'i kardeşim? Twitter'da yazan var bana. İsrail ne arıyor orada? Buna dur diyen yok mu dediğimde. Sen hala işte ırkçılık yapıyorsun. Ne İsrail'i kaldı? İsrail'i bitirdi. Reis Erdoğan İsrail mi bıraktı? Suriye'yi aldı. Lan neyi aldı? Adam 25 kilometre girdi. Bunu da Dışişleri Bakanı kınıyorum diye tweet attı. Ben de atıyorum kınıyorum diye tweet. Ülkenin Dışişleri Bakanı da tweet atıyor. Reklama gitmem lazım. Recep Tayyip Erdoğan da tweet atıyor. Burada tweet atmak değil. Hı hı. İsrail'e çekil diyebiliyor musunuz? İsrail'i oradan geri geldiği topraklara gönderebiliyor musunuz? Gönderemiyorsunuz çünkü İsrail'le ortaksınız.